19-20'li yaşlardan bu tarafa kuvvetlere çok çalıştım. Evet. Saz hiç yanımdan esiyor ama bir türlü beceremedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Bizim sohbetlerimizde sazsız hiçbir sohbetimiz yemeğimiz olmaz. Evet. Türkiye'de bunu çok az yapıyoruz ama ben oraya gittiğim zaman kendime geliyorum. Ve hatta şunu da söyleyebilirim. Bir rektörün deyimiyle bence... Kıymetli Başkanım, öncelikle bizi burada ağırlamanızdan dolayı size ve bütün sizinle birlikte çalışan yönetim kurulu arkadaşlarınıza ve bu topluluktaki bütün bireylere selamlarımı, saygılarımı iletmenizi istiyorum. Evet. Ve tabii ki burası herkese açık, herkesin gelebileceği, herkesin geldiğinde de bir sevgiyle, bir hürmetle karşılandığı bir yer. Bunu biz yıllardır biliyoruz. Çok da sık sık gidip geldiğimiz bir mekan burası. Tabii ki siyaset artık alanlarda son aşamaya geldiğinde de ister istemez sizleri de böyle sık sık ziyaret etmek isteyenler olacak. Orada da tabii ki ne kadar siyaset yapmıyorum deseniz bile bir siyasi sukla diyorsunuz. Biz herkese yakınız, herkese uzarız ama herkesle mutlaka bir tercihimiz de olacak tabii ki. Şimdi tabii ki biz kendimizi anlatalım öncelikle. Ben Esenyurt'ta uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşayan, Esenyurt'un çok eskisiyim. Esenyurt'un yolu suyu olmadığı çamurlu dönemlerden bu tarafa Esenyurt'luyum. Şimdi Esenyurt'ta Muharrem Yıldız son anda, son dakika aday oldu. Niye oldu? Düşünceleriniz vardır, kafanızda soru işaretleri vardır. Biraz ulaşmak istiyorum. Biz Esenyurt'taki partilerin adaylaşma sürecini izlerken Esenyurt'ta bir ciddi rahatsızlık vardı. Yani herkes mutsuz. İller bazında baktığın zaman hemen hemen birçok il mutsuz. İstedikleri aday, istenen aday olmuyor. Ve bir de sanki daraltılmış bir alan oluşturmaya çalışıyor. Sadece bir bölgeden bütün partilerin adaylarını yapmak istiyorlar falan. Bunun da verdiği bir rahatsızlık vardı. O zaman ben bir açıklama yapmıştım. Ben Küçükçekmece'de adaylaşmayla alakalı bir program varken bile dedim ki Esenyurt istenen, Esenyurt'un dışında Esenyurtların kabul etmediği, hele özellikle de bölgede çok fazla nüfus olan işte ilk başta Kars Ardahanlı'dır ve Karadeniz bölgesinin adaylaştırılmayan adayları olursa da buna da itiraz çoksa da biz gerekirse çıkıp bir üçüncü yol açalım. Bu üçüncü yolu adı bağımsız bir belediye başkanlığı da olabilir. O gün şartlarda, o saatte eğer ki adaylaşmamış bir parti varsa o partiden de aday çıkarabiliriz dedik. Bizim de sanki önceden bildiğimiz bir şeymiş gibi, tam da dediklerimiz gibi oldu. Esenyurt'ta istenen Esenyurtların dışında bir adaylaşma programı olunca hem bazı ilk önce işte yoğun nüfus olan Karsar Dağı'nıdır, Serhat illeri hem de Karadeniz işte göçmen tarafı, Trakya tarafından ciddi itirazlar. Dediler ki ya bizi iki kutuba sıkıştırılıplar. Tercih hakkımız elimizden alınmış. Biz dedik ki o zaman tercih sıkılmayın. Bir yol açalım. İnsanlar nefes alsın, rahatlasın ve tercih haklarını oluştursunlar. Buradaki tercih hakkı bizi iktidara da taşıyacak. Bir yerde de tutacak bilemeyiz. Bu halkın tercihi olacak. Ama ciddi manada sıkıştırılmış bir sıkıntı vardı. Bundan dolayı da aday olduk. Şimdi biz aday olurken o günkü şartlarda üzerimizden oyunlar da oynandı. Daha adaylık sürecimiz, adaylaşmaya çalışırken bir gruplar tarafından sanki İyi Parti Esenyurt'un içindeki bazı arkadaşlar özellikle İmamoğlu ekibinin bir yan bahçesi, arka bahçesi haline getirilmiş. Kısa sürede bir istifa eden grup başladı İmamoğlu ile alakalı. Sonrasında bizle birlikte bir ilçe başkanlığında bir küçük grup vardı. Onların istifalarını da biz istemiştik. Esenyurt'ta İyi Parti'yi kendi arka bahçeleri yapma planlarını bozduk. Bundan kaynaklı da ciddi bir rahatsız oldular ve şu anda da Türkiye'nin belki de İstanbul'daki bu Ekrem İmamoğlu'nun artık müdahale edemeyeceği en temiz kadrolarıyla yeniden arkadaşlarımız atandı. Ve bunlar Esenyurt'ta 5 yıl boyunca belki de çok vicdanlı, Esenyurt'lu partili hizmet etmiş olacaklar. Bunu da en azından kurtarmış olduk. Şimdi hal böyle olunca da biz dedik ki arkadaşlar bizim yapmamız gereken bir şey var. Biz İyi Parti'nin adayıyız. İçimizde İyi Parti arkadaşlarımız da var ama %80'i İyi Partili değil bizim arkadaşlarımızın.
kurduğumuz ekip, meclis üyeleri, yola çıktığımız arkadaşlar, biz Esenyurt İttifakı'nı kurmak için yola çıktıksak eğer, herkes olmalı burada. Diğerleri kutuplaşmışlar, bir yerlere ittifak kurmuşlar. Hemen hemen her ilden insanlarımız var. Her ideolojik yapıdan insanlarımız var. Ve her inançtan insanlarımız var. Bugün yan tarafında gördüğünüz zaman iki tanesi burada. Biz iki tane seçilebilir yerden Alev arkadaşlarımıza yer verdik. Birlikte hareket ediyoruz. Çünkü biz bu Esenyurt'ta 81 ilin insanlarının kaynaşmasını istiyoruz. Ayrıştırmadan, bölünmeden Esenyurt'taki bizim, ben işte 80'li yıllar diyorum, siz de o zamanlarda gelmişsiniz. Bugünden bu tarafa kurulan küçük Türkiye'de, burası küçük bir Türkiye. Bu Türkiye'de huzursuzluk, buna benzer işte sanki birilerinin üstü haline gelen bir Esenyurt. Buna müsaade etmemek yola çık, etmemek adına yola çık. Çünkü hatırlayın Esenyurt'ta zaten ulusal basında ya hırsızlıktan ya gasptan ya olumsuz şeylerle haber edilen bir Esenyurt. Son zamanlarda imarla alakalı katledilen bir Esenyurt ve en sonunda geldiğimizde yabancılarla, mültecilerle alınan bir Esenyurt. Böyle bir Esenyurt zaten yorgunken, mutsuz Esenyurtken, ümitsiz bir Esenyurtken dedik ki biz Esenyurtlara umut olalım. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Başkanım, çıkmış olduğun yolda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Arkadaşlarım, burası biliyorsunuz bu hayır kurumudur. Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı cemi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim buraya kim gelirse gelsin başımın üstünde yeri vardır. Kapımız, gönlümüz, herkese açık.